Günümüzde baktığımızda erkeklerin evlilik ilgili korkuları var mı? Evet gitgide artıyor. Hatta ben geçen bir televizyon programında şunu söyledim. Gün gelecek gerçekten evlenecek erkek bulamayacağız. Neden biliyor musunuz? Evlilikle ilgili sürekli evlilik, nişanlık, düğün birçok rol ve birçok görev erkeklere yüklenmeye başlıyor. Son zamanlarda kadınların bütün genel bir ifade olarak bunu söylemiyorum ama bütün beklentilerinin konfor, gösteriş veya ekonomik güçle ilgili olduğunu görüyoruz. Erkek dediğin şöyle olmalı, erkek dediğin böyle olmalı, şu ekonomik gücü olmalı, hesabı erkek ödemeli, zengin olmalı, en az geliri şu kadar olmalı gibi. Bir de bunun yanında boşanmayla ilgili süreçlerde de nafaka paylaşımı, velayet sorunları ki eskiden çok daha fazlaydı. Burada da sıkıntılar olduğu için biz gitgide erkeklerin evlilikle ilgili korkularının arttığını görüyoruz. TÜİK'in geçen sene açıkladığı istatistikte de gördük. Erkeklerin artık evlilik yaşları 22-23 falan değil. 28.5. Artık Türkiye'de erkeklerin ortalama evlilik yaşı 28'lere geldi. kadınlarda 25. Yani gün gelecek 30'undan önce kimse artık evlenmeyecek. Doğum oranı düşecek, evlilik oranı düşecek. Muhtemelen ters orantıyla da boşanma oranları artacak. Bu bir problem Bu bir problem. O halde ne yapmak gerekiyor? Evliliğin statüsünü, refah düzeyini, ekonomik düzeyini çok fazla ön planda tutarsak bu özellikle erkek cinsiyetinin korkularını arttırıyor. Onun yerine beraber yapalım, imkanlarımıza göre yaşayalım, mutlu olmayı hedef alalım gibi cümleler biraz daha bu kaygıyı dindirir. Çünkü diğer şekilde olursa evlilik bir refah veya zenginleşme aracına dönüşür, mutlu olma amacına dönüşmez. İlişkilerde yaş farkı önemli mi? Yaşın yani rakamın büyüklüğüne bağlı olarak söyleyebiliriz. Biz genelde yani çift sayılı rakamlardan daha fazla rakamların risk olduğunu görüyoruz. Elimizde birçok araştırma sonucu var. Yaşları birbirine yakın olan kadın ve erkeklerin mutluluk oranları daha yüksek, boşanma oranları daha düşük. Bakın buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani 25-27 yaş, 28-27 30-30-32 veya 40-38 yani fark etmez. Rakamın önemi yok. Aranızdaki yaş farkı artı 2, eksi 2 o aralıklar sağlıklıdır. Ama 40-60 ne bileyim 30 45 veya 50 65 veya 50 30. Yani daha yüksek çift rakamı geçtikçe risk artıyor. Kişilerin enerjileri bir probleme dönüşebiliyor. Tarafların beklentileri bir probleme dönüşebiliyor. Tarafların evlilikle ilgili yürütme şekiller bir probleme dönüşebiliyor. 30 yaşındaki, 25 yaşındaki genç bir kadın şaşalı bir düğün yapmak isterken 45-50 yaşında belki daha önce evlilik yapmış ya da hiç yapmamış bir insan için ya ne gerek var bir nikah yapıp işte yolumuza bakalım gibi farklılaşma ve farklı düşünme çatışmaya dönüşebiliyor. Elbette burada kesin sonuç olarak bu insanlar mutsuz olacak, anlaşamayacak demiyoruz ama genel istatistikler ve genel kanı şudur ki yaşların birbirine yakın olması her zaman daha sağlıklı ve daha umut e, vaat edici. Kadının ekonomik olarak daha çok kazanması, daha çok maddi gücünün olması bence daha çok kültürel bir konu. Yani bir kadının güçlü olması evlilikte sorun yaratmaz. Bir erkeğin güçlü olması, zayıf olması da sorun yaratmaz. Mesele kadının parasının olması değil. Erkeğin çabasının olmamasıdır. Kadın kazanabilir ama o erkek de o ilişkiye başka enerjiler, başka katkılar sunarak da e, faydada bulunabilir. Problem kadının çok kazanması olmuyor. Erkeğin orada yeterince görev almaması, yeterince çabalamaması veya ilişkideki pozisyonla ilgili olabiliyor. Kültürel kodlara baktığımızda da kadının çok kazanıp erkeğin daha az kazanması çoğu zaman toplumsal bir argümandır bu. Bu bir sorun değildir. Tam tersi de olabiliyor. Yani bir kadın 15 yıl o ilişkide hep çok kazanan olmuş. Erkek birden bire çok kazanmaya başlamış. Ne bileyim piyango çıkmış, aileden miras kalmış. Başka bir kanalla bir iş kurmuş, birden bire çok kazanmış diye o erkek birden bire artık ilişkide çok mu değerli olacak? İlişkideki kişilerin değeri, kalitesi oradaki rakamla ölçülüyorsa o ilişkinin sevgisini sorgulamamız, ilişkideki saygıyı sorgulamamız gerekiyor. O halde esas olan para değil. Parayı az kazanabilirsiniz, ama eşinize çok sevgi gösteriyorsunuz, ilgi gösteriyorsunuz. Çocuklarınız varsa ebeveynlik rolünüzü iyi yerine getiriyorsunuz. Eve, aileye, çocuklara karşı sorumluluk yerine getiriyorsanız biz burada sizin varlığınızı rakamlarla ölçmeyeceğiz.